Karşımızda 14. yüzyılın en büyük ustalarından Simone Martini ve onun en ünlü resmi Annunciation yani müjde. Burada Cebrail'in Meryem'e İsa peygamberi doğuracağını bildirdiği anı görüyoruz. Meleğin bildirisinin somut bir şekilde ağzından soldan sağa çıktığını görebiliyoruz. Tıpkı konuşma balonu gibi. Latince kutsal Meryem, zarafet bahşedilmiş, kadınlar arasında kutsalmış anlamına geliyor. Belki de en zarif ve güzel tablosu bu. Duçon'un öğrencisi tarafından Siyana tarzında yapılmış olması çok anlamlı. Detaylara, dekoratif desenlere ve usta renklere yönelmiş büyük bir dikkat görüyoruz. Mesela Cebrail'in kanatlarına bakalım. Akışkanlık ve zarafete bakın. Özellikle de kumaşın havada savruluşuna. Sanki Cebrail gökten daha yeni inmiş gibi. Sanatçı o muhteşem dalgalı çizgileri kullanmaktan adeta zevk alıyor. Bu da Siena tarzının karakteristik özelliği. Simone Martini'nin yarattığı boşluğun ortasında Meryem'in bakireliğine gönderme olarak zambak çiçeklerini görüyoruz. Burada cidden biraz boşluk var değil mi? Ama hala figürlerin arkasında geniş altın rengi bir alan uzanmakta. Meryem çok ince ve uzun. Zambak vazosu müjde resimlerinde standart bir semboldür. Ayrıca Cebrail'in elinde uzun bir zeytin dalı var. Zeytin dalı İsa'nın gelişinin, barış prensinin gelişinin simgesidir. Zeytin dalı ta Nuh'un gemisine kadar uzanıyor. Bir güvercin zeytin dalı ile birlikte gemiye geri dönüyor. Burada Tanrı ile yapılan barış anlaşmasına gönderme yapılmakta. Ayrıca Meryem ile Gabriel'in arasında yukarıda üçgen şeklinde bir boşluk görüyoruz. Güvercin görünümündeki kutsal ruh melekler ve altın ışıklar tarafından sarılmış. Halil'e güvercinden Meryem'e doğru altın ışıklar uzanıyor. Gagasından çıkıyor bu ışıklar. Sanki konuşuyor. Bu yüceliği adeta söylüyor. Bu kutsallığın ekosu baş melek Cebrail'in Meryem'e söylediği sözler. Meryem uzaklara bakıyor. Cebrail ve güvercinin Meryem'e dönük sözleri bir üçgenin iki ayrı kenarını oluşturuyor. Ve üçgenin köşesi Meryem'de buluşuyor. Meryem'in yüzü ve duruşu onlardan uzaklaşır, çekinir gibi. Dikkatin odak noktasında olmak istemiyor. Bu tevazunun resmi. Meryem'in azıcık da olsa isteksiz olduğunu gösteriyor. İşi ise yarım kalmış, bölünmüş. Parmağının hala incilde kaldığı yeri gösteriyor. Cebrail gelmeden incili okuduğunu ve Cebrail'in daha yeni geldiğini anlayabiliyoruz. Bir çeşit zaman algısı ortaya çıkıyor. Meryem Tanrı'nın annesi rolünü kabul etmek üzere. Fakat daha etmemiş. Daha Tanrı'nın hizmetkarının önündesin dememiş. Bu çok ilginç çünkü tablo anlık bir durumu resmetse de aynı zamanda sanatçı mükemmel bir an yaratıyor. Sonsuz ve kesin bir an. Nasıl bir tabloyu hem ruhani bir anın zarafeti ve onuruyla doldurup hem de insani bir deneyimi betimleyebilirsiniz. Bu anın nasıl gerçekleştiğini hayal edebilmek bile çok önemli. Yani anlık olma hissi ve Meryem'in duygusal tepkisi bizim de o an Meryem'in nasıl hissetmiş olacağını hayal etmemizi sağlıyor. Tabloda dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Çerçeve ayrıntılarla donanmış fakat orijinal değil. Bu tip bir çerçeve çok daha modern bir temsil. 19. yüzyılda eklenmiş olabilir. Ama kesin bilemiyoruz. Ayrıca iki yandaki azizler olmasaydı orta panel muhtemelen bu kadar başarılı bir şekilde tabloya entegre olmazdı. Tablonun zaman içerisinde nasıl değiştiğini unutmamak gerek. Müzede 800 yıllık sanat eserlerine bakarken değişimlerini düşünmek her zaman önemlidir.